Merhaba arkadaşlar. Mersin Üniversitesi Erdem Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu'nun İlişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümüne ait sunucu yönetim dersine hoş geldiniz. İkinci haftadayız. Geçen dersimizde, önceki dersimizde ders içeriğinden bahsettik. Bu da sunucu ön gereksinimleri ve aktif direktörü domain yapısından bahsettik. Bu dersimizde de sunucu işletim sistemi kurulumunu başlatacağız. O arada o kurulumu yaparken biz ağ temelleri konusunu işleyeceğiz. Daha sonra da kurucu işletim sistemindeki ilk ayarları yapacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle kurucu işletim sistemi kurulumu için ben sanal makineni çalıştırıyorum. Şimdi sanal makinenin anlamı şu arkadaşlar, hani basitçe söyleyelim. Sanal makine dediğimiz şey var olan bir fiziksel bilgisayar içerisinde birden fazla fiziksel bilgisayarı simüle edebileceğimiz ama simülasyon ortamından çok çalışan bir sistemdir. Donanımı simüle etmektedir ama siz var olan bir sistemi rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. Bunun için VMware uygulamasını kullanıyorum. Dediğim gibi geçen hafta söylediğim gibi Hyper-V'yi, VirtualBox'ı tercih edebilirsiniz. İkisini de kullanabilirsiniz. Öncelikle yeni bir sanal makine oluşturmak gerekiyor arkadaşlar. Daha önceden varsa onları açabilirsiniz. Tipik ayarlarla devam edebilirsiniz. İsterseniz custom diyerek her bir aşamayı tek tek kendiniz ayarlayabilirsiniz. Tipik ayarlarda öncelikle bize kurulum için bir ISO dosyası gerekiyor. Bu ISO dosyasını arkadaşlar Server 2022 kurulumunu Windows Server 2022 ISO dediğiniz zaman arkadaşlar şurada Windows gelsin güzel zaten Microsoft'un sitesinden Evaluation Center yani 60-180 günlük yanlış hatırlamıyorsam 180 günlük 6 aylık indirime izin veriyor. Burada download ISO diyebilirsiniz. Eğer bir Hyper-V kurduysanız arkadaşlar VHD dosyasını indirerek hazır kurulmuşunu da çalışabilirsiniz. Azure'da da oluşturabiliyorsunuz. Yani eğer internet hızınız iyi ise Azure yani bulut bilişim üzerinden de yine sanal makine oluşturup çalışabilirsiniz arkadaşlar. Download ISO dediğiniz zaman otomatik olarak size işte kimlik bilgilerinizi soracak. Bu üyelik için gerekiyor. Ardından download now diyerek indirmeniz mümkün. İndirme işleminden sonra arkadaşlar sanal makinenizde bunu otomatik olarak bakın burada ISO dosyasını göstermeniz gerekiyor. Tabii şöyle de yapabilirsiniz. O ISO dosyasını bir DVD'ye yazarak bilgisayarınızın DVD sürücüsüne de takabilirsiniz. Veya daha önceden var olan bir işletim sistemi DVD'si varsa o DVD'yi DVD sürücünüze takarak da yine buradan kurulum, sanal makineye kurulum yapabilirsiniz. Biz ISO üzerinden kurulum yapacağız. Buradan browse diyerek nereye indirdiyseniz bu dosyayı benim D sürücüsüne ISO klasörünü indirdim. Server 2022'yi indirdim. 2019 özellikle daha yaygın kullanılıyor. 2022 geçen yıl Eylül ayında yanlış hatırlamıyorsam çıktı. Biraz daha Windows 11 yapısına benzeyen bir yapısı var. Bakın burada Server 2022'yi otomatik olarak tanıdığını belirtiyor. Şimdi şöyle bir olay var. İşletim sistemini otomatik tanıdığı için arkadaşlar burada size lisans key soruyor. Ve otomatik olarak hangi sürümü kuracağınızı yapılandırmanızı istiyor. Ben bu aşamaların otomatik olarak yapılmasını istemediğim için I will install the operating system later. Yani işletim sistemini daha sonra kuracağım diyerek ben sanal makineyi oluşturuyorum. Bunu dediğim tekrar söylüyorum. ISO'yu taktığınız zaman sizden bir product key ve otomatik olarak neyi kuracağınızı seçmenizi istiyor. Bu şu an için dersiniz için yani biraz
hızlandırılmış bir kurulum olduğu için tercih etmiyorum. O yüzden şunu tercih ediyorum ben. Devam dedikten sonra işletim sistemi türünü, bakın hani farklı bir işletim sistemleri de seçebilirsiniz. Kuracağınız işletim sistemini seçiyorum. Windows Server 2022'yi seçtim. Devam ettim. Bana işte bu isimde bir klasör oluşturduğunu, bunun nerede oluşturulduğunu gösteriyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Ben belgeler klasörünü D sürücüsünde oluşturduğum için niye dikkat edin diyorum. Daha sonra dosyalara erişmek istediğiniz zaman hangi klasörde çalıştığınızı bilmeniz gerekiyor. Bunu değiştirmek istiyorsanız da Edit Preferences'tan değiştirin standart halinde diye veya siz başka bir yer seçeceksiniz. Burada temel bilgilerdir bunlar. Next dedikten sonra minimum 60 GB'lık bir disk boyutu, pardon maksimum özür dilerim, maksimum 60 GB'lık bir disk boyutu ayırdığını standart olarak söylüyor. Bu da yine kurulum için yeterlidir normal şartlarda. 30-40-30 GB, 20-30 GB bir alandır. Rollerle birlikte 60 GB'a kadar çıkabilecektir arkadaşlar. Burada şu önemli. Store virtual disk as a single file. Split virtual disk into multiple files kavramları var. Standart olarak tabii ki default olarak bu seçilir. Birincisini seçerseniz bu sanal diski tek parça halinde kullanacaktır. Bilgisayarınızda tek parça halinde kalır. 60 GB bir dosya olacaktır en fazla. Multiple files derseniz de dosyalar parçalara ayrılır. Yönetim açısından multiple files daha mantıklıdır yönetim açısından. Yani diski taşıma, başka bir hard diske gönderme gibi bir durum olduğu zaman parça parça göndermek daha hızlı olacaktır. O yüzden multiple files ayarında devam ediyoruz. En son bir özet veriyor. Hazırım diyor. Burada customize hardware diyerek şuna dikkat etmemiz lazım. Bakın bellek ayarlarıyla ilgili recommended yani gerekli olan bellek minimum 2 GB. Maksimum ayırabileceğim de benim 8 GB belleğim olduğu için 6,2 GB olarak gösteriyor. Eğer sizin bilgisayarınızda 16 GB varsa burayı da işte 15 GB gibi gösteriyor. Gerekli olan bellek 2 GB. İsterseniz bunu belleğinizi başka bir sanallaştırma yapmayacaksanız 4 GB gibi ayarlayabilirsiniz veya şuradan 3 GB'a ayarlayabilirsiniz. Tabii 2048, 1024 daha 3072 şeklinde bir 3 GB'lık bir bellek ayrımında elde de veya yukarı aşağı tuşlarıyla da yine ayarlamanız mümkün. Ben 3 GB ayırıyorum ki çalışması biraz daha hızlı olsun. İşlemciye geldiğimiz zaman da 2 tane işlemci, her bir işlemcide bir çekirdek kullanacağını söylüyor. Ben de zaten 1 tane işlemci var. O işlemcide 2 çekirdek kullansın diyor. Eğer işlemcinizin çekirdeklerine baktıysanız arkadaşlar 8-12 çekirdek gibi bir işlemciniz varsa burada daha fazla çekirdek kullanmanız doğru olur. Bu sanal makinenin daha hızlı çalışacağı anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi sanallaştırma teknolojisini de kullan. Intel'in sanallaştırma teknolojisini kullan. Sanallaştırma işlemci performans sayıcısını kullan diyerek de bu ikisini işaretlemek daha mantıklı hale geliyor. Diğer işte DVD'yi A adaptörünün bak, ve diğerlerini çok fazla değiştirmeye gerek yok. A adaptörü ile ilgili ileride söyleyeceğiniz bazı şeyler var. Burada RAM'in 2 GB yaptığı işlemci çekirdeğiyle işlemci sayı bir işlemci kullan, o işlemcide de bir çekirdek kullan şeklinde değiştirdim arkadaşlar. A ile ilgili burada NAT bridge ile ilgili daha sonra bilgi vereceğim arkadaşlar. A temelleri konusunu anlattıktan sonra bilgi vereceğiz. Finish diyerek sanal makinemi oluşturuyorum. Burada bakın sanal makine oluştu. Tabii çalıştırdığımız zaman şu an kurulumla ilgili herhangi bir DVD olmadığı için boş duracak. O yüzden şimdi ben bakın DVD sürücüye geliyorum.
Ve burada use ISO image file diyorum. Tabii daha önce hiçbir dosya ISO dosyası kullanmadığım için geçmişte yok. Tekrar browse diyerek arkadaşlar ben PSUC'umda ISO klasörümdeki server 2022 dosyasının ISO'sunu alıyorum. Şimdi artık başlatabilirim. Başlattık. Biliyorsunuz Windows kurulumlarında arkadaşlar bakın şu şekilde başlattık. Press any key çıkar. Bir tuşa basmazsanız kurulum başlamayacaktır. Orada mutlaka bir tuşa basmanız gerekiyor. Tabii şu an dikkat ederseniz fare imleci kayboldu. Şu an fare imleci sanal makinelerin içerisinde, sanal makinede de bu aşamada fare kullanılmadığı için bekliyorum. Bundan kurtulmak için klavyenizin boşluk tuşunun sağ tarafındaki alt yr tuşuna veya kontrol alt yr tuşuna basarsanız farenize erişirsiniz arkadaşlar. Altta çıkan uyarı da VMware tool'unun kurulması gerektiğiyle ilgili. Bunu kapatıyorum. Evet, ben İngilizce indirdiğim için bir kurulacak dil, işletim sisteminin dili İngilizce. Alternatif yok. Siz indirirken ISO dosyasını Türkçe indirdiyseniz Türkçe olarak kurulum yapacaksınız. Yalnız şurada hani burada şöyle bir dipnot verelim. İşletim sistemi veya herhangi bir program Türkçe ise artık sizin için geç kalmışsınız demektir öğrenmekte. İngilizcesini öğrenmeniz her zaman daha doğrudur arkadaşlar. Çünkü işletim sistemleri ilk çıktığında yani günümüzde artık Türkçesini de hemen yapıyorlar ama İngilizce olarak bütün ayarları öğrenmeniz sizin için önemli. Ama şurada ikinci aşama time and currency yani zaman ve para birimi bunu Türkçe'ye çevirmemizde, Türkiye'ye çevirmemizde hiçbir sıkıntı yok. Burada bakın Türkiye'yi Türkiye'ye çeviriyorum. Kullandığım klavye buna dikkat edin mutlaka. Standart Q'dur ama F klavyeniz varsa da klavyenizi ona göre ayarlayın. Next dedikten sonra bu bildiğiniz Windows 10 kurulumu da aynı şekilde bir sistem arkadaşlar. Evet, kurulumu başlamasını bekliyoruz. Burada hani ilerleyen aşamada sadece hangi sürümü kuracağımızla ilgili seçim yapmamız gerekiyor. Burada arkadaşlar bakın dikkat edeceğimiz nokta Server Standard Evaluation kuracağız bir data center. Daha yoğun olduğu için data center kurmuyorum. Standard Evaluation başlıyorum. Ama iki tane Standard Evaluation var. Bakın, desktop Experience parantez içerisinde yazılmış. Şöyle genişletelim. Desktop Experience yani masaüstü kurulumunun yapılıp yapılmayacak. Eğer standart olarak birinci seçilirken ileri derseniz kuracağınız işletim sistemi Core Edition'dır. Yani sadece komut sisteminde çalışırsınız. Herhangi bir şekilde fareyle yapabileceğiniz hiçbir işlem yoktur. Komut sisteminde çalışacağınız için de yapacağınız bütün işlemleri komutlarla halletmeniz gerekir. Tabi bu biraz daha profesyoneldir, bilmeniz doğrudur ama biz ilk öğrenirken desktop experience olarak kuracağız ki arkadaşlar bildiğiniz Windows kullanımına yakın bir ifade olsun. Next diyorum arkadaşlar. Sözleşmeyi kabul ediyoruz. Tabii ki daha önce bir serverımız varsa ve bunun üzerine kurulum yapıyorsak upgrade etmemiz lazım. Ama bizim öyle bir olayımız yok. Evet 60 GB'lık diskimizin tamamını kullanacağız. O yüzden burada herhangi bir işlem yapmıyorum. Next diyorum. Eğer bölecekseniz burada nil diyerek bölmeniz gerekiyor. Next dedim ve kurulum başladı. Bu aşamada şöyle bir uyarı verelim. Güncellemelerin otomatik olarak yapılmasını istemediğim için arkadaşlar şu bu şeyin şunun özelliklerine girerek şurada settings'e girerek arkadaşlar sanal makinenin ağının ağ adaptörünü bağlantısını kapatıyorum. Bakın connected power on dediğimde bu ikisini de kapatıyorum ki ağ bağlantısını kesiyorum. Tekrar söylüyorum.
kurulum yaparken güncelleştirmeleri internetten otomatik yapmasın, beni bekletmesin diye bu ağını çıkardım. Evet, kurulumu başlattık. Şimdi gelelim ağ temelleri konusuna. Evet, ağ temellerinde arkadaşlar basitçe işleyeceğimiz konu işte network nedir, data nedir, node nedir, client nedir, server nedir, peer network adapter, switch, router, medya, transport protokol ve bandwidth, bant genişliği nedir konularını işleyeceğiz. Tabii bu siz bilgisayar ağları dersini aldıysanız bunu da biliyorsunuz ama basitçe hızlıca bunu da burada işlemeden geçemeyeceğiz. Altta da bu bilgileri hani Google'da aradığınızda da zaten rahatlıkla bulursunuz ama nereden aldığımla ilgili de bilgi var, bağlantı var arkadaşlar. Şimdi özellikle network nedir? Biliyorsunuz ki arkadaşlar günümüzde yaygın olarak bütün cihazların birbirleriyle iletişim kurduğunu, elektronik aygıtlar iletişim kurduğunu biliyoruz. Cep telefonlarınızdan, akıllı telefonlarınızdan, fabrikalardaki makinelere kadar, güvenlik kameralarına kadar bütün cihazların birbirleriyle iletişim kurduklarını biliyoruz. Birden fazla bir cihazın bir araya gelerek oluşturduğu yapılara biz network ya da ağ diyoruz. Bilgisayar ağlarının en büyüğü ve en geniş hali internettir biliyorsunuz. En küçük hali de personal area network dediğimiz kişisel alan ağıdır arkadaşlar. Bu da nedir? Siz işte cep telefonunuzla Bluetooth üzerinden kulaklığınızı bağladığınız zaman, akıllı saatiniz varsa akıllı saati bağladığınız zaman işte bir kişisel basitçe bir ağ oluşturmuş oluyor. Bu iletişim ister internet Wi-Fi üzerinden olsun, ister Bluetooth üzerinden olsun, ister kızılötesi üzerinden olsun gibi. Yani hangi ağ bağlantı üzerinden olsun, iki cihaz arasında veri iletimi oluyorsa, işte kulaklık telefon arasında ses iletimi gibi, güvenlik kameralarıyla işte kayıt cihazı arasındaki görüntü iletimi gibi iletimlerin oluşturduğu ortama biz network ağ diyoruz. Peki data nedir? Data da arkadaşlar bilginin en küçük parçasıdır ve bir ve sıfırlardan oluşan bütün veri, içeriklerin hepsidir diyelim. Yani görüntü, ses, yazı, aklınıza gelebilecek her türlü içeriğe biz data diyoruz. Tabii veriler bilgisayarda sabit tutulabildiği gibi arkadaşlar ağ üzerinden de rahatlıkla aktarma şansımız mevcut. Node nedir? Node da her bir ağa bağlı olan cihaza node deniliyor. Yani şurada şu resimde gördüğünüz şuradaki herhangi bir bilgisayar, bir cihaz node olarak, düğüm olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Client yine istemci, servis talebinde bulunan cihaz anlamları arkadaşlar. Yani sizin akıllı telefonlarınız birer client. Neye göre client'tır? İşte sosyal medyaya girmek istediğiniz zaman sosyal medyadan veri istediğinde bulunuyor. Veya işte bir web tarayıcı açtığınız zaman yine client durumuna geliyor. Peki server nedir? Server'da işte bu hizmetleri size sunan bilgisayarlara biz server diyoruz. Sunucu diyoruz. Zaten dersimizin konusu da bu. Peer, eş, denk anlamına gelen, özellikle peer-to-peer kavramında çok kullanılan bir ifadedir. Birbirleri arasında veri akışı gerçekleştiren iki cihaza verilen isimdir arkadaşlar. Şöyle söyleyelim. Burada resimdeki gibi baktığınızda iki bilgisayar birbiriyle iletişim kurmak istediği zaman arkadaşlar o iki bilgisayar arasında bir eşleşme, denkleşme, peer bağlantı oluşuyor. Peki network adaptör nedir? Ağ kartı dediğimiz. Network adaptör de network'e ağ bağlanmanızı sağlayan aygıtlardır. Akıllı telefonlarınızdaki Wi-Fi, akıllı telefonlarınızdaki data verisini sağlayan modem gibi cihazlara biz network adaptör diyoruz.
bilgisayarlardaki RJ45 LAN olarak bahsedilen ya da internet bağlantısının yapıldığı kablo bağlantısının takıldığı portada biz Ethernet kartı ya da network adaptör diyoruz. Switch kavramı var. Ağ anahtarı. Bu da özellikle bilgisayarların kablolu bir şekilde birbirleriyle iletişimini sağlayan cihazlardır. Evinizde modeminizdeki arkasında 4 port genelde standart olur. 4 tane portlu olan yapı vardır. Aslında evinizdeki ADSL modem bir modemdir. Ama aynı zamanda bir switch'tir. Aynı zamanda bir access point'tir. Yani çoklu cihazdır. Çoklu ortam cihazıdır. Aynı zamanda router özelliği de vardır. Peki router nedir? Bu da yönlendiricidir. Özellikle iç ağın dış ağa, dış ağın da iç ağa erişimini sağlayan, yönlendirme işlemini yapan cihazlardır arkadaşlar. Dediğim gibi evinizdeki ADSL modem, router, switch ve access point dediğimiz kablosuz erişim rolünü üçünü birden sağlayan yapılardır. Router ne yapıyor? Sizin internete çıkmanızı, internetten gelen verinin de size ulaşmasını sağlayan donanımsal yapıdır arkadaşlar. Medya, tabii medya dediğiniz zaman aklımıza işte basılı yayın, görsel yayın gibi kavramlar geliyor ama burada medya dediğimiz şey arkadaşlar, kablolu, kablosuz cihazların iletim araçları olarak söyleyebiliriz. Buradaki ifademiz budur. Transport protokol, iletim kuralları ise verilerin ağ üzerinde taşınmasını sağlayan kurallardır arkadaşlar. Nasıl ki ilkokul birinci sınıfta ilk harflerden başlarız, anneniz babamızdan öğrenmeye başlarız iletişim kuralları. Cihazlar arasında da kurallar vardır ve bu kurallar da işte iletim ya da transport protokol olarak bahsediliyor. Ve en son da bandwidth yani bant genişliği. Veri iletimi için kullanılan veri miktarını ifade ediyor. Özellikle bir sunucunun bant genişliği dolduğu zaman sunucunun veri iletimini durdurması durumu oluşabiliyor. Bunu şöyle de bahsedebiliriz arkadaşlar. Şimdi İstanbul trafiğinde bant genişliği kavramını kolaylıkla anlayabiliriz. Eğer bir trafiği kilitleyen bir durum varsa trafik kilitlenir, trafik akmaz. İşte bant genişliği dediğimiz bu yolun kaç şeritli olduğu ve aynı anda kaç araca hizmet verebildiği durumunu internet ortamında, ağ ortamındaki anlatılan kavramdır. Evet. Üçüncü dersimizde biraz daha ağ temelleriyle ilgili, özür dilerim. İkinci dersimizde ağ temelleriyle ilgili konuya devam edeceğiz arkadaşlar. İkinci dersimizde görüşmek üzere.